Peki hocam, televizyondan veya telefondan takip ettiğimiz cüz kabul olmuyor deniliyor. Bu da o kadar kafa karışıklığı yaratan bir şey ki tabii, ama doğru mudur değil midir hocam? Bakın bir kere şöyle bir şey. Kur'an'da böyle bir şey var mı? O zaman şimdi televizyon nedir? Cüz, nasıl cüz takip etmek demek ne demek diyelim. Bir insan Kur'an okunmasını diyelim takip ediyor. İster cep telefonundan takip etsin. Neden takip ederse etsin. Kur'an'ı takip etmek bir sevaptır. Ama bazı insanlar hayal olarak kafalarında şöyle yapıyorlar. Yani hiç anlamadan genelde Kur'an okuyup bir cüz bitince işte oradan bana otomatikman sevap geliyor. Mesela sanki diyelim ki 30 cüzü işte Kur'an bölünüp kimisi 30 günde bitirilmesi için böyle bir uygulama var. Diyelim 25'ini oku, diyelim ki tamamladı. 5'ini tamamlasa sanki o sevaptan pay alamayacak. Hani böyle sanki yine bir internet oyunu var. Böyle komple tamamladığınızda sevap geliyor gibi. Bir algı da var. Böyle bir şey yok. Ama Kur'an okumak, Kur'an'la haşır neşir olmak her zaman için sevaptır. Bunu anlayarak yapmak asıl makbul olandır. Niye? Çünkü Kur'an kendisini Furkan olarak tarif ediyor. Nedir? Doğruyla yanlış ayırt eden kitap. Biz Kur'an'ı anlayarak okuyacağız ki doğruyla yanlış ayırt edelim. Bunu yaptıktan sonra işte Arapçasından anlıyorsak cüz Arapçası veyahut da Türkçe altında yazı geçiyorsa Kur'an okunduğundan, onu ister cep telefonundan takip edelim, ister televizyondan takip edelim, ister okuyan bir hocadan takip edelim. Hepsi sevaptır. Niye sevap olmasın? İnsan Kur'an'la ilgileniyor. Teknolojinin verdiği bir imkan, onu cep telefonundan veya Kur'an'dan takip etmesi, okuması. Tam tersine bence eğer ki bir insanın Allah'ı daha çok anmasına vesile oluyorsa, Kur'an'ı daha Kur'an'la haşır neşir olmasına vesile oluyorsa cep telefonundaki güzeldir programlar, televizyon programları, bunlardan da faydalanmak gerekiyor. Cep telefonundan, televizyondan insanı harama teşvik eden, dinden uzaklaştıran bir şey varsa bundan kaçınmak lazım. Bir haramın teşviki varsa bu mecralarda. Ama Kur'an'la buluşturan, insanlara mesela Allah'ın sanatını gösteren, buna benzer programlar varsa ne güzel. Filmler, diziler varsa bunları da takip etmek iyi olacak.